Faiz müessesesinin herhangi bir şekilde devamını sağlayacak bir faaliyetin içerisinde bulunmak bir Müslümana yakışmaz. Yani e, faizin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında icra şeklinde faiz işlemini yapanlar alan veren, şahitlik yapan, ve bunu yazıya dökenler olmak üzere bizzat işin içinde olup lojistiğini sağlayanlar lanetle tehdit edilmişler. Allah faizi yiyene de yedilene de. Şimdi bazen deniyor ki efendim e, enflasyonun altındaki faiz yani eksi faiz, faiz olmaz. Halbuki faiz faizdir. Yani bir faizde bir yiyen vardır. Bir de faiz yediren vardır. Bir faizli işlemde bir faiz yiyen vardır. Bir de faizi yediren vardır. Eğer e, artıysa e, karşı taraf yiyor demektir. Eksi ise e, o sebeple alan yiyor demektir. Ama muhakkak o işlemde bir e, yiyen bir de yediren vardır. E kardeşim ben e, faizli işlem ee, yapıp da kimseye para vermedim. Kimseyi sömürmedim. Ama sen faizli parayı aldın. Dolayısıyla bu sömürü çarkına bir şekilde alet oldun. Dolayısıyla fark eden bir şey yok. Yani Allah iki senede lanet etsin diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şu kadar var ki biri çok darda kalmış. Ya ölecek ya para alacak bu şekilde. O zaman ona ruhsat verilmiş. Bu durumda alan değil de veren sorumlu olmuş olur. Fakat normal bir zamanda daha fazla kar edeyim diye, daha lüks yaşayayım diye, daha konformist bir hayat süreyim diye adam gitmiş birinden faizli para almış. E ben ne yapayım adam bana faizli verdi. E sen de aldın, alan da veren de laneti kazanıyor. Hadi alan veren bir ticari e, günaha girdiler. E peki şahit olan, bu işi yazıya döken, ister ücretli olsun, ister ücretsiz olsun, onlarda da lanetten paylarını alırlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in ifadesiyle. Fakat, e, bu müesseselerin, faizle direkt irtibatı olmayan, efendim işte kültürel yayınlar çıkartmış. Veya, ee, başka bir alanda bir iş yapmış ee, ne yapmış işte e, bir yerde tarla yapmış orada elma üretiyor ee, bu elmalardan alınabilir mi bunlar e, nihayetinde ana para faiz olduğu için faizle nemalanmış faizle e, gerçekleşmiş işler olduğu için Bunlarla da iştikal etmek doğru bir şey değil. Çünkü kaynak pis, pis bir kaynaktan beslenmiş. Binaenaleyh o pislik sonuna kadar devam eder. Fakat yerine ikame edecek başka bir şey yoksa o zaman bunları kullanmak veya almış olan birilerinden doğrudan değil de dolaylı olarak işte yayın evine gelmiş, yayın evinden e, almak türünden e, almaların bir sakıncası olmaz inşallah. Ama direkt bankadan satın almada e, ben bir mahsur yoktur diyemem. Fakat bankadan bir başka yere intikal etmiş efendim e, İstanbul'da bir sahafa düşmüş, bir yayın evine düşmüş oradan alınabilir. E, aldıktan sonra da benim şahsi kanaatim, tercihim üzerindeki o banka ibareleri e, imha edilir. Yani bankaya ait bir şey Müslüman'ın elinde, efendim kullanım alanında olması doğru bir şey değil. Bazen bakıyorsunuz, gidiyorsunuz dükkanda filan Banka'nın saati e, var. E, bunlar da doğru şeyler değil. Yani e, haramın reklamını, yapmak haramı çağrıştıracak şeyleri yapmak da bir müslüman için haramdır. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek lazım gelir.